Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç Burcu Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayacak onlara hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldız Nami ve Tarot için Seher Altire Tarot Dünyası hem Instagram'da hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet koç ve yükselen koçlar için sevinçli haberler kapalı artık bekliyor olarak gözüküyor. Ki iki tane beklediğiniz haberi bu 15 gün içerisinde alacağınız gözüküyor. Hanenizin içerisine ay doğmuş uzun zamandan beri sıkıntıda olduğunuz konularla ilgili artık ferahlığa kavuşacaksınız ama öncesinde aile bireyleriyle bir konuşma gözüküyor burada. Bu konuşma birisi tarafından yanlış anlaşılırken iki kişi tarafından da sizin tam da istediğiniz şekilde anlaşılacak gözüküyor. Çok kısmetli bir dönemdesiniz. Uzun zamandan beri dediğim gibi e, Nisan ayı size çok bereketli gelecek gözüküyor. Geçen ilk 15 günde de yanlış hatırlamıyorsam o şekilde gözüktüğü e, vardı. 3 rakamında sevinçli haberleriniz var. E, bu ayın 23'ü veya 30'u tarihleri olabilir. Ee, bu tarihler sizin için önemli olacak. Ee, özellikle 23 tarihinde isminde F harfi olan bir kişiyle bir konuşmanız var. İki tane probleminizin çözümü var. Birisinde bir anahtar gözüküyor, birisinde de beklediğiniz haber gözüküyor. Yani aslında burada şöyle bir durum var. İş ve kariyer anlamında beklediğiniz kapıların açılması, sizin güç kuvvet kazanmanız anlamına geliyor burası. Bu konuda beklediğiniz haberi 23 Nisan tarihleri sizin için önemli olacak. Evet resmi tatil çocuk bayramı ama o tarihler civarında da çok sevindirici haberler alacaksınız. S harfli bir kişiyle bir konuşmanız var ki bu konuşma aslında e, sevgi ve aşk anlamında güzel bir gelişmenin de başlangıcı olacak. Yakın çevrenizdeki bir kişi alacağınız, seveceğiniz veya e, hayatınızda olmasını istediğiniz bir kişiyle ilgili bir haber taşıyacak gözüküyor. İsminde S harfi olan kişi. İsminde G harfi olan bir kişiyle de bir konuşmanız var ki uzun zamandan beri beklediğiniz haberleri sanki sizin tam da istediğiniz gibi size anlatacak olarak gözüküyor. Aile içerisinde bir kutlama, bir sevinç paylaşımı var. E, resmi kurumla alakalı Sıkıntıda olduğunuz bir konunun çözümü sizin aileniz içerisinde kutlamaya vesile olacak gözüküyor. Beklediğiniz kısmetler arkası arkasına gelirken, uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir e, niyetinizin de gerçekleştirebileceğiniz zaman dilimine girmiş gözüküyorsunuz. Bu konuda Nisan ayı evet hedefleriniz konusunda cesur adımlar atan koç ve yükselen koçlar için istediklerine kavuşacaklarını da gösteriyor. Burada yurt dışı ile bağlantılı bir haber var. Aynı zamanda bir de kısmet gözüküyor. Bu kısmet maddi anlamdaki bir kısmeti de e, işaret ediyor arkadaşlar. Hanenizin içerisine uzun zamandan beri almak istediğiniz bir eşyayı alma veya bu konuda bir hediye ile karşılaşma durumunuz var. İletişim konusunda çok yoğun bir tempoda olacaksınız. Sizi anlamayan insanlara karşı bile kendinizi ifade ederken bulabilirsiniz ama bu konuda daha öncesinde hep başarısızlıkla sonuçlanmışken bu dönem kendinizi daha net ifade edeceğiniz. Aslında siz her zaman bunu yapıyorsunuz ama bu dönem yanlış anlaşılma durumundan çıktığınız dur e konu var. Sizi insanlar sizin anlattığınız şekilde anlayacaklar. Yani eee İnsanları sanki zihninizi okumuşçasına sizi doğru anladıklarını duyabilirsiniz. İki tane kısa yol var. Aslında niyetleniyorsunuz burada tam olarak yola gideceğiniz anlamına gelmiyor. İlerisi için belki kısa bir tatil planı veya bir yerleri gezip görme anlamında bir plan yapma ihtiyacı hissedeceksiniz. ki Bu dönem hayalini kurduğunuz şeyler konusunda diyorum ya cesur adımlarınızı hayat size destekliyor olacak. O yüzden bazen e, bir bilet almak veya ben bu yıl burada olmak istiyorum. Onun için de e, yazın orada olacağım da kimleri göreceğimle ilgili veya oradaları nereleri gezeceğimle ilgili araştırma yaparken bulabilirsiniz ki e, bazen niyet nasibe dönüşür. Sizinki de öyle olacak gözüküyor. Evinizden çıkacak bir eşya var ama bu eşya hani kendi isteğinizle olacak bir şeyin yenilenmesi farklı bir e, e, dekorasyon veya e, modele çevrilmek gibi bir durum var. E, mesela bir sandalyeyi e, verirsiniz yerine koltuk alırsınız şeklinde düşünebilirsiniz. O şekilde daha rahat, daha konforlu hale getirmek anlamında gözüküyor buradaki eşya girişi. Şimdi burada aşk konusuna tekrar dönüyoruz. Eşyalardaki değişim rahatla, kendi rahatlığınıza, hayatınızın dizaynını değiştirmeye gitmişken hayatınızdaki evli olan koç ve yükselen koçlar için ev içerisindeki dekorasyon değişikliği, aileler arasındaki iletişim bağını daha farklı ve daha yoğun hale getirme, biraz konforunuzdansa insanlarla iletişim kurmaya yönelik tavırlar sergileme modunda olurken yalnız yaşayan bir Koç veya yükselen Koç burcuysanız bu dönem arkadaş çevrenizde sık sık görüşme yeni kişilerle tanışma ihtimalinizi yüksek potaya taşıma arkadaşlarınızın önerdiği kişiyle tanışma normalde her zaman reddeden bir Koç burcu ee, bu dönem e, tamam senin kırmayayım deyip kabul edecek şekilde gözüküyor ki Burada yeni bir aşkın doğuşu var arkadaşlar Şimdi e, ben bunu geçen yerde de söyledim O zaman bulamadık şimdi mi bulacağız diyebilirsiniz ama Şöyle bir durum var Aşk konusunda kapınız çalınıyor Bu kapıyı açıp açmama meselesi sizde gözüküyor Yani bu dönem e, insanlarla iletişim kurarken veya ee, bazen yanlış bir telefon numarası aramak gibi veya sosyal medyadan birisiyle tanışmak gibi hayatınızda farklılıklara yer açıp da e, cesurca davranabildiğinizde hayat sizi destekleyecek tavırlar sergiliyor. O yüzden aşk konusunda tekrar söylüyorum Nisan ayı boyunca aşk konusundaki kapınız çok yüksek bir seviyede açık olacak. O yüzden. E, hayatınızın aşkını da bulabilirsiniz. Hayatınızda evleneceğiniz kişiyle de tanışabilirsiniz. Eğer evli bir Koç burcuyum diyorsanız da, e, buradası biraz yanlış anlaşılmalara müsait bir durum olacak ama e, kendinize yeni bir ilişki başlarken de bulabilirsiniz. Bu dönem gerçekten ilişkiler anlamında kapılar açık. Koç burçları genellikle sadıktır fakat ee, burada aşkı e, evirmek de var. şimdi ikili ilişkiler anlamında çok iyi anlaştığınız e, şimdiki e, kelimeyle kanka olabildiğiniz insanlar da olabilir. Evlilik içerisindeki e, ilişkinizi daha canlı hale getirmek de olabilir bu. O yüzden burası biraz seçenekli hal. Yeni bir ilişki e, yasak bir ilişki de olabilir burası ama duygusal ilişkiler konusunda açık bir dönemini işaret ediyor. Kutu içerisinde gelecek olan bir hediye sizi biraz heyecanlandırırken hayatınızda daha öncesinde silip attığınız kişiler bu dönem etrafınızda kıvranırken de bulabilirsiniz. Biz neyi kaybettik? Nasıl bir cevheri kaybettik diyep sizin etrafınızda yeniden sizin, sizinle konuşmak isteyecekleri talepler de önünüze gelecek. Bunu direkt yapmasalar da arkadaşlara vesilesiyle size iletecekleri haberler sizi bazen güldürebilir arkadaşlar. Çünkü hayat bu dönem cesurlar için akıyor. Pasif kalanlar için veya hayatı e, bir çerçevenin dışından izlemeye çalışanlar için güzel sonuçlar vermeyecek gözüküyor. Bu genel anlamda bir yorumdur. Sadece koç burçları için değil tüm burçlar için geçerlidir bunu da söyleyeyim. O yüzden çevrenizdeki insanlar da kim varsa bu dönem ne yapmak istiyorsan karar ver ve uygula kelimesini mutlaka kullanın. Çünkü hayat tuttuğunu koparabilenlerindir. Bu dönemde öyle bir rüzgar esiyor. Herkes tuttuğunu koparabilecek yapıya sahip olacak. Özgürlükler tam da özgürlükleri anlatılacak. Yere gelmiş durumdayız ki büyük bir kısmet gelecek ve siz kendi işinizi kurmakla ilgili çabalar göstereceksiniz. Bu konuda önünüze iki tane engel takılacak ama sonraki süreçte açılacak. O yüzden diyorum ya tuttuğunu koparma, özgürleşebilme, kendi işinin e, patronu olma durumunda e, daha güzel fırsatlar da geçecek. İsminde M harfi olan bir kişiyle ortaklı bir iş gözüküyor. Kafanızdaki soru işareti bu kişiyle olur mu olmaz mı sorusunun cevabıysa... Ee, Değişkenlik gösteriyor çünkü e, sonsuz güvenebileceğinizi göstermiyor burası. Yani aranızda resmi bir prosedür olması gerektiğini, imzalı bir kağıt olması gerektiği konusunda uyarı veriyor arkadaşlar. Koç burçlarının ben fincanı kapatırken de çok şaşırmıştım bu kadar fazla dışına taşmasını. E, meğerse yurt dışı kapılarınız açılmış arkadaşlar. Bu dönem yurt dışı ile ilgili güzel haberler alırken kendinizi yurt dışına yerleşme hayali veya başka yerlerde olma bulunma tatil veya iş konusuyla alakalı olarak hatta evlilikle alakalı olarak çabalarken de bulabilirsiniz. Bunun için hemen sonuç olmayacak ama ileriki özellikle 3 aydan sonra daha güzel sonuçlar elde edeceğinizi gösteriyor burası. Nazarınız tabii ki bir boncuk gibi orada belirirken üç kişi kafa kafaya verip bir konuşma yapacaksınız. Buradaki bir kişi sizi biraz öfkelendirecek ama sonrasında sizinle daha uyumlu hale gelecek gözüküyor. Şimdi uzun yoldan gelecek, bir uçak yolculuğuyla gelecek olan bir misafir, aynı zamanda sizi sevindirecek bir misafir, yani uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle kavuşma var. Hayatınızda olmasını istediğiniz üç tane temel konu var ve bu konularla ilgili e, uzun zamandan beri mücadele ettiğiniz konuların sonuna gelmiş gözüküyorsunuz. Bu konuyla güzel e, en azından bir tanesini halledebileceğiniz bir zaman dilimi. İki parça halinde kısmet gelirken önünüzde küçük bir problem var. Aile bağları ile ilgili bu dönem biraz pürüz yaşayacaksınız. Sanki e, sizi anlamadıklarını, sizi desteklemediklerini düşünebilirsiniz ama... Burada bir yanılgı var arkadaşlar. Görünen şeyin arkasında sanki bir uyarı niteliğinde bir durum var. Aileniz sizi bazı konularda tedbirli dav davranma konusunda uyarıda bulunuyor, ama destek konusunda arkanızda tam olarak destekte duracakları. O yüzden bu konularda gerçekten ne istiyorsanız onu yapmanız gerektiğini tekrardan vurgular nitelikte bir durum var burada. Resmi bir kurumdan bayraklı bir yerden alacağınız temiz aydınlık haber var. Aynı zamanda isminde Y harfi olan bir kişiyle de bir ev ya da evlilikle ilgili bir konuşma geçecek arkadaşlar. Çünkü hemen yanında bir kaplumbağa gözüküyor. Bu kaplumbağa aslında bir evin içerisindeki değişikliği de anlatırken burada bir yenilenme değişimi ifade ediyor. Uzun zamandan beri evliliklerinde problem olan bir koç burcuysanız bu dönem e, hayatınızdaki ya da evliliğinize ikinci bir şans verip tekrardan ilişkinizi tazeleyecek olarak gözüküyorsunuz. Evet, arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir problemle yüzleşip çözüme gitmek durumunda kalacaksınız. Çünkü artık erteleyebileceğiniz yerlerde gözükmüyorlar. Bakalım. Evet, buradan yurt dışı kapısı tekrardan açıldı. Hiç beklenmedik bir yerden alacağınız bir kısmet var burada. İkili ilişkiler anlamında güzel bir başlangıcı ifade eden burası. Kahvem hala akıyor bu arada. Resmi nikaha kadar gidecek olan bir ilişkinin başlangıcını işaret ediyor. Yakın çevrenizdeki bir kişinin nazarına sürekli nail oluyorsunuz. O yüzden bu konuda kısmetiniz çok fazla. Biraz insanlarla olan... Yaptığınız ettiğiniz şeyleri biraz gizli kapaklı yapmanızda fayda var, nazara gelmemek için. Sevinçten bir büyük göz yaşınız var ve arkasından da gelecek iki parça halinde kısmet var. Hiç beklemediğiniz bir yerden kısmetleriniz gelecek arkadaşlar. Bu aralar da fincanın tabağının her tarafı da kısmetli oldu. İş ve kariyer anlamında güzel gelişmeler yaşatacak gözüküyor size. Evet Nisan ayının son 15 gününde koç ve yükselen koçlar için neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.